Evet, değerli arkadaşım hoş geldin. Bugün bir 9. bölümümüzün analiz testini çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. İki tane denklem vermiş. Bu denklemler özdeşmiş. Buna göre ikinci denklemi elde etmek için birinci denklem üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Bakalım. Şimdi özdeştir diyorsa ya her iki tarafa aynı sayıyı ekleyip çıkaracak ya da aynı sayıya bölecek. O zaman diğer terimi, diğer denklemi elde etmeye çalışacağız. Bakalım. Her iki yanına x artı 4 eklediğimizde her iki yanına x artı 4 eklersem burası olur sana 4x, burası olur sana 2x artı 10. Aşağıyı elde etmedik. Dolayısıyla siliyorum. Her iki yanına x eksi 4 eklersek yine 4x eksi 8 elde edeceğiz. Bu da olmaz. Her iki yandan x artı 4'ü çıkaralım. X artı 4 çıkardığımız zaman x çıkarırsam 2x, 4 çıkarırsam eksi 8 olur. Sonra x çıkarırsam gitti x'ler, 4 çıkarırsam 2 olur. Şu an yine aşağıyı elde etmedik. Yani şöyle söylemeyin, eksi 8'i karşıya atarım işte hocam 2x eşittir 10 olur. Hayır, onu yapmayacağız. Biz direkt bir şey yapacağız, direkt onu elde etmeye çalışıyoruz. Her iki yandan x artı x eksi 4 çıkarılmalıdır. X çıkarırsam 2x, eksi 4'ü çıkarırsam şöyle eksi 4'ten eksi 4'ü çıkarırsam 0 olur. Yani burada 2x kalır. Eşittir. Yine x eksi 4'ü çıkarıyorum. Yani x çıkardığımız zaman 0. 6'dan eksi 4'ü çıkarırsam yine 10 olacaktır. O zaman arkadaşlar dikkat edersek 2x eşittir 10'u elde ettik. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Şimdi ikinci sorumuza devam edelim. Bir denklem vermiş. Bu denklemle başka bir denklemin kökü aynıdır. O zaman biz o denklemin kökünü bir bulalım ilk önce. Bunu da 2 ile genişletirsek arkadaşlar 2 bölü 2 diye yazarım. O zaman hepsinin paydaları aynı olduğu için paydaları görmezden gelebilirim. Şimdi payı dağıtıyorum. Payı düzenliyorum. Eksi 2 artı x eşittir 2 artı 3x olur. Buradan x'i şuradaki 2x'i attığım karşıya 2'yi de bir tarafa atarsam x'i eksi 4 buluruz. O zaman buradaki denklemde x yerine eksi 4 koymam gerekiyor. X yerine eksi 4 koyalım. Ne olacaktır? Eksi 4'ü koyarsak eksi 5 bölü x yerine eksi 4 koyarsak eksi 4 artı m. Ben m eksi 4 şeklinde yazmak istiyorum. Eksi x yerine eksi 4 koyarsak eksi 4 artı 4'ten 0 olur. Eksi 4'ü koyduğumuz zaman eksi 6 eşittir 4. Zaten bu terimimiz gitti. Eksi 5 bölü m eksi 4 eşittir 4 oldu. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 5 eşittir 4m eksi 16. Şimdi m'yi bulursak 16'dan 5 çıkarsa 9. 16'dan 5 çıkarsa 11. 11 bölü 4 olacaktır. Cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Yine bir denklem vermiş. Bunun kökünü sormuş bize. Bakıyorum arkadaşlar şunların paydaları aynı gibi gözüküyor. Şuradaki eksiği şuraya dağıtırsam eksi artı olarak dağıtırsam buradaki eksiğimiz artık gideceği için burada artı kalır. O zaman denklemimiz şu hale gelir. 3x eksi 2 bölü x eksi 1 artı 1 eksi 3x bölü eksi 1 artı x, yani x eksi 1 yazmak istiyorum. Bunları topladığımız zaman bakın 3x eksi 3x gitti. O zaman eksi 2 artı 1'den eksi 1 bölü x eksi 1 yapar. Denklemin sol tarafı eşittir. Şimdi şuradaki eksi 2'yi de arkadaşlar şuradan işleme sokuyoruz. Çarpıp toplarsak eğer. Burada bir yapalım bunu. 2x artı 1 var. Sonra bunu eksi 2x. Eksi 2'yi dağıttım. Eksi 4. Şunlar da giderse eksi 3 bölü x artı 2 olur. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsam eksi x eksi 3 eşittir eksi 3x
artı 3 oldu. Şimdi denklemi çözüyorum. 2x 6 x 3 olur arkadaşlar. X'in değerini istemiş. Acaba yanlış mı çözdük? Bir kontrol edelim. Şurada eksi 2x eksi 4 2x artı 1. Tamam, burası eksi 3 yaptı. Ha, şurası x artı 2 olacakmış. X artı 2 olacaksa şurada değişecektir. Şuradan itibaren siliyorum. Ne yaptık şimdi? Şurası artı 2 idi. Tamam. İçler dışlar çarpımı yaparsak eksi x eksi 2 olur. Buradan 2x eşittir 5. X'imiz 5 bölü 2 olacaktır. Dördüncü sorumuza devam edelim. Yukarıdaki şekilde alttaki kutularda bulunan ifadeler bağlantılı oldukları, yani üstteki iki kutu içindeki ifadelerin toplamına eşittir diyor. O zaman şuradaki yeri bulmak için üstteki ok gelen yerlere bakalım. X artı 2 ile x artı 2 ile 3 eksi 2x'in toplamıymış. Toplarsak şu 3 ile 2'yi toplarsam 5, x ile eksi 2x'i toplarsam eksi x olur. Yine bunu bulmak için de 3 eksi 2x ile x eksi 4'ü toplamam gerekir. Buradan da eksi x eksi 1 buluruz. Sonra bu turuncuları toplarsak yeşile vermesi gerekiyor. Hadi toplayalım. 5 eksi x eksi x eksi 1 eşittir. X artı 5'i veriyor. Buradan şu 5'leri sadeleştirelim. Eksi 2x karşıya atarsam 3x oldu. 3x eksi 1 ise x eksi 1 bölü 3 buluruz arkadaşlar. Evet, gelelim 5. sorumuza. Bir tanımlama yapmış. Karenin içerisine x'i koyduğum zaman 3 eksi 2x anlamına geliyormuş. Yani 3'ten karenin içerisine yazdığın sayının iki katını çıkart. Tamam. Bunun ne anlama geliyor? 3'ten karenin içerisine yazdığımız sayının iki katını çıkart. Eşittir. Yine benzer mantıkla buna bakalım. 3'ten karenin içerisine yazdığımız 1 eksi x'in iki katını çıkart. Artı 4. Şimdi bu denklemi çözmemiz istemiş. Bir kere her iki tarafta 3'ler olduğu için o 3 terimlerini yok ettik. Şimdi dağıtıyoruz. Eksi 2x eksi 2 eşittir. Eksi 2 artı 2x artı 4. Yine eksi 2'lerimiz sadeleşsin. Eksi 2x'i öbür tarafa atarsam 4x eksi 4 olur. X eksi 1. Şimdi 6. sorumuza devam edelim. Bir denklemimiz var. X'in A, B ve C türünden değerini istemiş. Bu durumda X'i yalnız bırakmamız gerekiyor. X'i yalnız bırakmak için arkadaşlar önce parantezleri falan dağıtmamız lazım ama kesirden bir kurtulalım ilk önce. Kesirden kurtulmak için her tarafı C ile genişletiyorum. O zaman burası C bölü C olacaktır. Sonra paydalar eşit olduğu için bunu şöyle toplayabilirim. Sağ tarafı denkleştirdik. Şuradaki artık C'yi silebilirim. Tamam. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak C'yi karşıya atacağım. C'yi karşıya attığım zaman buraya gelecektir. O zaman buradaki C'yi de siliyorum izninizle. Şimdi C A'yı artık paranteze de dağıtıyorum arkadaşlar. C A X eksi C A B eşittir. Şimdi dağıttım yine. BX eksi BAC artı C. Şimdi dikkat edersek denklemin her iki tarafında eksi CAB eksi BAC bunlar aynı terimlerdir. Bunları sadeleştirebiliriz. Demiştik ki X'i yalnız bırakacağız. O zaman X'li olan terimleri bir araya getireceğiz. Getirelim. CAX eksi BX eşittir C olur. Buradan x parantezini alırsam CA eksi B eşittir C olur. X'i yalnız bıraktığımız zaman son olarak C bölü CA eksi B olacaktır. O zaman C'ye benziyor değil mi? Evet, 7. sorumuza devam edelim.
X değişkenine bağlı denklemin çözüm kümesi gerçek sayılar olduğuna göre. O zaman arkadaşlar sağ tarafta ne var? 5 var. O zaman şöyle yazacaksın. 0x artı 5 eşittir 5 olması gerekir. Bu durumda x'in katsayısı 0'mış. X'in katsayısı 0 ve sabit terim 5 olmalı. X'in katsayısı a eksi 2b artı 1'i 0 eşitlersem a eksi 2b eşittir eksi 1 olur. Ayrıca a artı b'yi de şuradaki a artı b terimini de 5 eşitleriz. A artı b eşittir 5. A çarpı b'yi istemiş. Buradan a'yı ve b'yi bulmaya çalışalım arkadaşlar. 2 ile çarpıp genişlettiğimiz zaman b terimi de gider. 2a a daha 3a olur. 2b eksi 2b gitti. 10 eksi 1 9. A'yı 3 buluruz. A'yı 3 bulup yerine yazarsak a yerine mesela aşağıdaki denklemde 3 yazarsak b'miz de 2 olur. Bu durumda a ile b'nin çarpımı 6 olacaktır. Şimdi gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda denklemimiz var yine. Bu sefer diyor ki işte ben a ile b'ye değerler vereceğim. Acaba denklemin çözüm kümesiyle ilgili yorum yapabilecek misin? Bakalım yapabiliyor muyuz? A'ya 5, B'ye 4 verdiğim zaman denklemin çözüm kümesi gerçek sayılardır. O zaman bakalım A'ya 5 yazarsam, şurada için yazıyorum. A'ya 5 yazarsak 5 kere 2 10, 10'dan 4 çıktı 6. 6x artı 5 eşittir. B'ye 4 yazarsam, B'ye 4 yazdığımız zaman ne olur? Tabi A'ya da 5 yazacağız. 6x artı B'ye 4 yazarsak 5. Evet, sağlı sollu birbirine eşit olduğu için bunun çözüm kümesi gerçek sayılardır. A eşittir 5 ve B eşittir 6 ise çözüm kümesi boş kümedir. Hadi bakalım A yerine 5 yazarsam yine burası 6x olur. Artı 5. B yerine 6, A yerine 5 yazacaktık. 5 yazarsam 6x. B yerine 6 yazarsam artı 7 olur. Bu durumda arkadaşlar şuradaki x'ler gidiyor. X'ler gidiyor ama şunlar gitmiyor. Dolayısıyla çözüm kümesi boş kümedir. Bu da bir doğru ifadedir. A'ya 2, B'ye eksi 2 yazdığım zaman denklemin çözüm kümesi ne olur diyor. Hadi bakalım A'ya 2 yazarsam ne olur? 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çıktı 0. 0x artı 5 eşittir. Yine A yerine 2 yazarsam 2 ile 1'i topladım 3x. B yerine eksi 2 yazarsak eksi 1 olur. Buradan x'i bulmaya çalışalım. 3x eksi 1'i karşıya atarsak 6. X o zaman 2 olur. Demek ki çözüm kümesi gerçekten 2'den oluşur. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. 9. sorumuza devam edelim. Sonsuz çözümlüymüş bu sistemimiz. Bu durumda arkadaşlar x'lerin katsayıların oranlarına bakacağız. Bunlar a artı 1 bölü 3a artı 3'tür. Y'lerin katsayılarını oranlayacağız. Y'nin katsayısı eksi 1 bölü b ve sabitleri oranlayacağız. B artı 1 bölü c eksi 1. Bu oran sabitmiş. Buradan a'yı, b'yi ve c'yi bulmaya çalışalım. A'yı bulamayız. Çünkü a artı 1 burada 3a artı 3 olduğuna göre demek ki burası aslında 1 bölü 3 eşittir. A artı 1'ler sadeleşirler. Buradan arkadaşlar ilk iki denklemimize baktığımızda B'nin eksi 3 olduğunu görebilirsiniz. Son 1 ve 3. denkleme baktığımız zaman da B yerine eksi 3 koyup şöyle yazalım. 1 bölü 3 eşittir. B yerine eksi 3 koyarsam eksi 2. C yerine bir şey koymuyorum. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak eksi 6, C'yi eksi 5 buluruz. C eksi 5, B'de eksi 3 çarparsam 15 olacaktır. 10. sorumuz. X kare eksi 9Y kareyi vermiş ve 3Y eksi X'i vermiş. Şimdi arkadaşlar şurada 3Y'nin karesi ve X'in karesi yukarıda var değil mi? Bu size hemen 2 kare farkını hatırlatması gerekiyor. X kare eksi 9 y kareyi ben şöyle yazabilirim. Bu eşittir diyorum.
X neyin karesi? Şey, x kare neyin karesi? X'in. 9 y kare neyin karesi? 3 y'nin karesi. O zaman x eksi 3 y, x artı 3 y eşitmiş bu. Tamam. Peki arkadaşım, şu neye eşit? O da aşağıda var sanki. 3 y eksi x 2 eşitse x eksi 3 y'miz de eksi 2 eşittir. Ve orası eksi 2 olduğu için çarpınca 16 olması için buraya eksi 8 kalır. O zaman yazıyorum. X eksi 3 y'miz eksi 2 eşitmiş. X artı 3 y'miz ise eksi 8 eşitmiş. Buradan alt alta topladığımızı düşünelim. 2x eşittir eksi 10. X'i eksi 5 buluruz. X eksi 5 ise y'yi de yerine yazalım. X yerine eksi 5 yazarsak. Eksi 5'i karşıya atarsam eksi 3. Y'miz de eksi 1 olur. Bu durumda x ile y'yi toplarsak eksi 6 olacaktır. Şimdi 11. sorumuza devam edelim. Eşitliği her x, y sıralı ikilisi için sağlanmaktadır diyor. Bu durumda arkadaşlar demek ki x'in ve y'nin katsayısı 0'dır. Yani 0x artı 0y eşittir 0 şeklinde ki x de y'nin bir önemi yok. Bu durumda x'in katsayısı a artı b. Bunu 0 eşitliyorum. A artı b eksi 4'ü 0 eşitliyorum. Ve 2a eksi b artı 1, bunu da 0 eşitliyorum. Buradan a artı b'nin 4 olduğunu bulurum. Buradan da 2a eksi b'nin eksi 1 olduğunu bulurum. Ve bu denklemden a ile b'nin çarpımını istemiş. Bu durumda alt alta toplarsak 3a'nın 3 olduğunu, yani a'nın 1 olduğunu görürüz. A yerine 1 yazarsak da b'nin de 3 olduğunu görürüz. O zaman a ile b'nin çarpımı 3 olacaktır. Evet arkadaşlar, gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda x ve y'nin tam sayı olduğunu söylemiş. X ve y tam sayıysa iki tane birim kesirin toplamının 1 olması için bu birim kesirlerin paydasının 2 olması gerekir. Yani 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam ancak 1 olur. Bunu düşüneceğiz. X ve y tam sayı olduğu takdirde. Bu durumda arkadaşlar x ile y'nin toplamı x artı y eksi 1 eşittir 2. Yani paydayı 2 eşittir. Diğer paydayı da 2 eşitliyorum. 2x eksi y eksi 10, bu da 2 eşitmiş. Buradan x ile y'nin toplamının 3 olduğunu, 2x eksi y'nin toplamının da 12 olduğunu buldum. Şimdi alt alta toplarsam 3x 15, x'i 5 buluruz. X yerine 5 yazarsak eğer, x yerine 5 yazdığımız zaman y'miz de eksi 2 olur. X eksi y farkını istemiş. Cevabı 7 buluruz değerli arkadaşlar. 13. ve son sorumuzmuş. 13. sorumuza bakalım. Kefelerinde ağırlıklar bulunan eşit kollu terazi şekildeki gibi dengelidir. Bu durumda arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Şunla şu birbirini götürürse o zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane mor, 2 tane yeşil ile eşit diyebilirim. Değil mi? Bunu kolaylıkla söyleyebiliriz. 5 tane mor, 2 tane yeşil eşitmiş. Evet. Mor ağırlıkların her biri 6'şar kiloymuş. Başlangıçta boş olan bu terazi ile 36 kilo un tartılacaktır. 36 kilo un tartılacaktır. O zaman arkadaşlar ben morların 6 kilo olduğunu biliyorum. Mor yerine 6 yazarsam mor 6 kilo. 30'u 2'ye böldüğümüz zaman da yeşil de 15 kilo anlamına geliyor. Güzel. Şimdi bakalım. Diyor ki terazinin bir kefesine 36 kiloyu koydun efendim. Bak şuraya 36 kilogramı koydun. Sonra buraya ne koyman lazım? Burada yine dengeli olması için 36 kiloluk bir şey koyman lazım. 6 tane koysan buraya 6 tane 6 36 kilo yapar. O zaman bu dengede olur. Bir tane mor koysam 6 olur. Artı 2 tane yeşil koysam bunlar da 30 olur. Toplarsam 36 olur. Bu da olur o zaman. 2 tane mor koyduğumuzu düşünsek 12
Artı bir tane yeşil koysak yani 15 kilo 27 kilo yapar. Bu 27 kilo bunu dengelemez. Dolayısıyla 3. şıkkımız yanlış olacak. 3. öncülümüz yanlış olacaktır. Cevabımız ne olur? 1 ve 2. Doğru cevap olur arkadaşlar. Evet, sentez testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın diliyorum.